Herkese selam arkadaşlar, Egoist Pati kanalına hoş geldiniz. Yepyeni PUBG Mobile videosu da karşınızdayım ve bu zamana kadarki gelmiş geçmiş en güzel video, en önemli video. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve bugüne özel PUBG Mobile yetkilisi oluyorum. Bugün hileleri banlıyorum. Yapabileceğim bir sürü yetkim var. Bugün yanımda PUBG Mobile Türkiye'nin bütün yetkilileri neredeyse burada. Bizim muhatabımız Ozan Bey. Selamünaleyküm. Evet, aleykümselam Burak'cığım. Bugün yeni başkan olarak beni çocuk gibi koltuğa oturtacaklar arkadaşlar. Ki yaşça hepsinden çok büyüğüm ama evet. Çocuk başkan oluyorum bugün. Bu videoya 100 bin like gelirse Poçuki'ye havuz yaptıracağım. Bir de 50 bin like gelirse de PUBG Mobile Türkiye yetkilisiyle soracağınız soruların videosunu çekeceğim arkadaşlar. Aynen. Kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Vallahi bugün koltuğu sana bırakıyoruz abi. Şüphelerimiz yok değil. Bir düşündük. Bana yani güvenmiyorlar yani, oğlum. Için... Canlı her şeyimi kontrol ediyorlar. Ekrana falan bakıyorlar. Bu kadar güvenilmez hissedilmez ya adam. Şimdi öncelikle ben senden direktman rolümü istiyorum. Abi ben direkt rolümü alacağım. PUBG Mobile Türkiye'de şu anda direktman yetkili olacağım arkadaşlar. Bu arada bu olay nedir anlatayım birazcık. Burası Discord. Belki bu uygulamayı bilmeyenler vardır. Burada hile bildirimleri vesaire her şey buradan yapılıyor. Dilerseniz siz de Discord linkini PUBG Mobile Türkiye'nin açıklamaya koyuyorum. Oradan indirip siz de katılabilirsiniz. Aha çocuk başkan. Vallahi 28 yaşındayım. Evet. Ulan yaşıtlarım evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Biz burada çocuk başkan oluyoruz. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Önce insanlara onu anlatalım. Bir de ben bir işleyişi anlatayım önce. Bugün arkadaşlar bir hile videolarını inceleyeceğiz. Hilecileri laps banlayacağız. Hepinizin istediği şeyi ben yapacağım bugün. Bu oyundaki açıkları, bugları vesaire kontrol edeceğiz. Instagram ve Facebook'ta paylaşılacak postları hazırlayacağız. Sıralamadaki hileciler, en çok başınız bundan yanıyor biliyorum. Onları banlayacağız. Bir de turnuva odalarını göreceğiz. Onlarda neler oluyormuş, özellikler neler varmış. Hatta çekilişle yapacağız. 23 Nisan özel. 5 kişiye 1000 UC, 5 kişiye de 600 UC vereceğiz. Tek kuralımız var. Instagram'dan PUBG Mobile Türkiye'nin Instagram'ını takip etmek. Onu da şuraya koyuyorum. Bir de benim Instagram'ımı buraya koyuyorum. İki tarafın Instagram'ını takip etmenizi istiyoruz ve bir koşulumuz var. Biz PUBG Mobile yetkilileriyle bir tane video çekeceğiz. Sizden gelen soruları onlara soracağız. Sizden en iyi soruları seçeceğiz. Oradan 10 kişiye UC vereceğiz. Onu da yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Evet Ozan Bey, şimdi tanıtımı yapalım. Burada kimler ne iş yapıyor? Aynen evet. Bir yukarıdan başlayalım. En üstte çocuk başkanımız var. Ben her şeyi yapabilirim. Hayır bakın Ozan'ı banlıyorum. Devrettik. Yetkim yok. Ama bu ne? Ama işte yani çocuk başkanı olunca arkadaşlar biliyorsunuz. Ve bu rolde Burak'a verince bazı yetkileri kısıtlamak durumunda kaldık. Şimdi topluluk yöneticileri var. Onlar biz oluyoruz. Baker başkan var burada. Ben varım. Destek ekibimiz var. Destek ekibimiz işte PUBG'm destek kısmına bakıyorlar. Community polis hepinizin de daha popüler olarak bildiği community polis ekibimiz var. Topluluk polislerimiz. Onlar da sizden gelen videoları izliyorlar. Daha sonrasında videoları Tencent güvenlik takımına incelenmesi gönderiyorlar. Belli bir sürecimiz vesaire var. Zaten biraz sonra Burak'la beraber de o sürece birlikte bakacağız. Allah'ım elleri avuçlarım kaşınıyor. İnsanları evet. Banlamak istiyorum. Şu anda gerçekten deli gibi ban atmak istiyorum. Bugün hepimizin acısını çektiği o hilecileri ben banlayacağım arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum. Bizden ucu istemeyin. Ne olur. Bak ben bu videoda çocuk başkanım. Normalde PUBG Mobile yetkilisi değilim. Ben kimseyi banlamıyorum. Arkadaşlar şimdi sisteme giriyorum. Artık bütün panel burada. Şuraya Egoist Pati. Kendime özel ismim de var. Buraya şifremi göster diyorum. Hemencecik gidiyorum. Evet mevzu burası. Hepinizin merak ettiği, iğrecilerin vesaire görüldüğü yer burası arkadaşlar. Bu solda aman aman bu ne kadar burada neler var böyle. Hile günlükleri. Burada bekleyen raporlar var. Burada işlemle alınmamış. Burada işlemdekiler var. Banlananlar var. Bak günlük değil mi bunlar Ozan? Evet evet aynen. Bugün 6000 kişi banlanmış. Hani banlanmıyordu? Banlanıyor arkadaşlar. Hepsi banlanıyor. Reddedilen de sahteden 5000 tane rapor var. Sizden ricam sahte rapor yollamayın ki buradaki adamların işi kolaylaşsın. Gerçekleri görsünler. Diğerleriyle uğraşmasınlar. Çünkü ben bakıyorum. Şimdi az önce çaktırmadan baktım. Saçma sapan şeyler var. Çocuk böyle kendi videosunu koymuş falan yollamış hile diye. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Hemen buradan aşağı iniyorum. Burada ben şimdi ne yapacağım Ozan Bey? O zaman abi ilk bug ve feedback bölümünden başlayalım. Hile bildirimlerine birazdan bakarız. Hmm. Bug ve feedback bölümünde işlem bekleyenler kısmını oradan açarsan. Geldim. Biz de oyuncuların hani buradan göndermiş olduğu işte bizim oyuna eklememizi istedikleri ya da işte oyundaki hataları bize bildirdikleri yer burası. Bunları da tek tek her gün inceliyorsunuz zaten değil mi? Evet aynen. Burayı ya ama ben bir çocuk başkan olarak böyle küçük buglarla ilgilenmek istemiyorum. Yok mu bana böyle hileci bulmamız? Hemen buradan hile bildirimine tıklıyorum ben. Buradan işlem bekleyenlere yavaştan hop. Geçebiliriz.
İşten beklenen. Arkadaşlar burada bu arada siz de benim gibi görmüyorsunuz işte ID'lerini vesaire ama bu video özel bu şekilde yapıldı bu. Normalde onlar her ID'yi işte ismini vesaire görüyorlar. Şimdi biz herkese göstereceğimiz için böyle gözükmesin diye sansürledik buraları. Şimdi ben buradan rastgele mi bakayım? Bunların hepsi işlem bekliyor zaten. Aynen bunlar zaten işlem beklenerse de sen oradan rastgele bir tanesini seçip. Şimdi şuradan hemen şöyle bir kaydıralım. Buradan hemen bir hileci seçelim. Bu çocuğu seçiyorum. 23. sırada Ozan Bey, Ozan Bey. 4, 9 Nisan. Acaba neden 9 Nisan? Aynen. Arkadaşlar, arkadaşlar bu mesela rapor 9 Nisan'da gelmiş. Bundan 14 gün önce, 2 hafta önce. Şimdi diyeceksiniz ki ulan biz attık işte niye yapmıyorlar vesaire. Ben açıklayayım. Bak ben bile biliyorum siz de takdir edersiniz. Buraya binlerce rapor geliyor ve çoğu anlattığım gibi saçma sapan raporlar geliyor. O yüzden ciddileri bulmakta, düzgünleri bulmak vakit alıyor. O yüzden geriye sarkabiliyor. Ne kadar doğru bir raporlama yaparsanız o kadar hızlı işlem alırsınız. Arada belki de 5000 tane sahte rapor vardı. O yüzden bu kaynamış. Tabii ben de yeni bir çocuk başkan olarak 23 Nisan özel. Hemen inceliyorum kendilerini. Aa bakın burada panel bu şekilde. İşte raporlayanın adı vesaire her şey yazıyor. Hile türleri, aimbot, norcoy, speed, wallhack. Şimdi aimbot'u biliyoruz. Tokatlıyor. Norcoil'i ilk defa alıyorum. O ne? Norcoil silahın... Ha Norcoil. Ben Norcoil deyince hiç anlamadım. Norcoil deyince biliyormuş. Speed var, wallhack var. Adamda her şey varmış arkadaşlar. Hemen bir ön izlemesine bakayım. Çocuğun silah sekmiyor zaten. Evet aynen. Oha! Oha adam ışınlanıyor. Ha bak burada gördüğünüz gibi çocuk oyunu... Bak bu yanlış bak. Bir dakika durduruyorum burada. Çocuk çok yanlış bir raporlama yapmış. Siz de katılacaksınız da bana. Her şeyi işaretlemiş. Burada detaylı doğru işaretlemeyi yaparsanız bu işlem süreci daha da hızlanacaktır. Doğru mu? Evet aynen. Yani biz zaten çünkü oyundan aslında oyun içi raporları hani bazen oyuncular işte bakılmıyor, edilmiyor vesaire gibi şeyler söyleyebiliyor bazı arkadaşlarımız ama hani buradaki oyun içi raporlar aslında bizim için en önemli raporlar. Çünkü biz bunların bilgileriyle birlikte bir database'imiz var. Bu database'de bu bize gelen bilgileri topluyoruz. Daha sonrasında bir sonraki hile raporlamaları için kullanıyoruz. Yani bizim siz ne kadar doğru raporlamalar yaparsanız biz de hileyle mücadele konusunda aslında bir o kadar da bir yol kat etmiş oluruz yani. Yani boş yere vakit kaybettiriyorsunuz. Doğru. Mesela ben tabii aynen. Ben biliyorum adam hile yapmış gidiyor işte kasten hareketsiz kalmadan falan da şikayet ediyor. O yüzden yapmayın. Evet, sadece olay neyse o yüzden yapın arkadaşlar. Şimdi bu çocuğun şikayet ettiğini görüyoruz. Bakalım hilenin devamını izlemek istiyorum. Oha herif uçuyor. Bak. Şunu, bunu banlamayı, bunu bana bırakın. Bak bunu hepimiz için arkadaşlar. Bu videoyu izleyen herkes için banlıyorum. Bir dakika ama dur ben daha şimdi emin olmadan şimdi hak yiyemem. Herif uçuyor kaçıyor ama birazcık daha görmek istiyorum. Ozan Bey sizce hile mi bu arkadaş? Yani muhtemelen zaten aynen muhtemelen zaten bir speed hilesi kullanıyor. Volek de var. Norikoy zaten var. Arkadaşlar bu arada şimdi biz buradan Lapus diye banladık ya. Direktman hesabı kapanmıyor. Bu ikinci bir doğrulama için ana merkeze gidiyor. Orada bir ikinci izleme oluyor. Ondan sonra direkt banlanıyor. Zaten buradan bilerek izledikleri için, onayladıkları için %100 banlanıyor. Ki bu arkadaşın da hilesi maşallah. Maşallah adam e-sporcu. Adam e-sporcu. Ben bu arkadaşı müsaadenizle ilk siftahımı yapıyorum. Hadi bakalım. Şuradan rapor ben 23 Nisan diye bozdum. Yapoy onaylandı. İncemeye ayındı. Böyle aynen diyorum ve demeden önce bunu banlamadan önce bir şey daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar burada banlananlar direkt Discord'a gidiyor zaten. Orada herkes açık gözüküyor. Şuraya da bir yazı yazmak istiyorum. Çocuk 23 Nisan özel. Özel. Çocuk başkan seçilmem üzerine ilk banımı atıyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Ay bak şimdi bu çocuğu banlıyorum. Bu yazdığımı da herkes görecek şimdi. Gördüğünüz gibi ilk banımı attım. Allah'ım ne kadar güzel ya. Bu yetkiyi bana ömürlük veremiyorsunuz. Bu ben maçlarda falan gelince banlasam böyle. Tabii doğru. Aynen. Ömürlük bunu verelim abi. Sen kullan istediğin gibi falan. Ama o kadar rahatladım ki şu an. Yemin ediyorum şu an bunu herkes istiyordu. Bunu beni izleyen herkes aynen hileci gördüğümü bunu yapmak istiyordu. Oğlum yapmayın şu hileyi yapmayın. Bak burada insanlar uğraşıyor sizin yüzünüzden. Hepsini geçtim. Milletin hakkına giriyorsunuz. Şimdi hemen Discord'a da geliyorum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hile bildirimi şimdi şu anda PUBG Mobile Türkiye'nin Discord'una da düştü.
23 Nisan'a özel çocuk başkanı seçilmem üzerine ilk bombamı atıyorum. Hayırlısı olsun inşallahım da yazdım. Hayırlı olsun. Bundan sonra benden korkun arkadaşlar. Ay, alkış aldım. Ya çok heyecanlandım. Bana yeni hileciler verin. Hemen bir tane daha bulayım. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 23. sırayı temizledim. 9 Nisan'dan bir tane daha arkadaşımızı banladım. Hemen bir bakıyorum. Bir tane de buradan alayım. Bu. Acaba Buse Miniki. Hemen incele diyorum. Aha. Videom elimde. Bakalım. Hadi bu bakalım. Ne yapmış acaba? O zaman sen de böyle banlarken rahatlıyor musun? Oh, çocuk uçuyor bu arada. E tabii biz tabii çok fazla mücadele ettiğimiz için her hileci banlamamızda daha da bir rahatlıyoruz tabii. Kanka bu ne? O bayağı aşmış zaten. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar bu inanılmaz bir hile. Bunlar bayağı şey ya, mükemmel derecede hile kullananlar. Aynen aynen. Bak burada neyi vuruyor mesela? Neyi vurdun senin? Ağzına bana ben vuruyorum kardeşim. Bunu gururla söylüyorum. Bu bana ben atıyorum sana. Şuraya da bak notuma bak. Oh iyi oldu. Oh iyi oldu yazarak ben bu arkadaşımızı banlamak istiyorum. Çünkü bu kadar abartı bir ban görmedim. Ya da hile görmedim. Bunda da zaten yukarıda hile türlerinde hepsini yazmışlar. Yazıklar olsun. Ne diyeyim, ben diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu hemen buradan raporlandı, onaylandı ve incelemeye alındı diyorum. Bir arkadaşımızı da, bu arkadaşımız değil, pis adam bu. Bir kişiyi daha burada banlıyoruz. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bu arada biraz sonra da sıralamadakileri banlayacağız. Vallahi bir tane daha bakacağım. Elim çok ısındı. Böyle yok etmeyi çok sevdim. Ben bu işe bayıldım arkadaşlar. Ha bir tane bunu buldum. Şuna basıyorum. Burada acayip bir videomuz var. Hile raporlaması gelmiş. Evet. Ya tabii bize şimdi böyle şeyler de gelebiliyor maalesef ki. Bu full siyah ekran mı acaba? Maç bittiği için şu anlık bir kanıt gösteremiyorum. Fakat arkadaşlarım ve beni duvar arkasından 3 vuruşta öldürdü. Sıkmeme hilesi var. Duvardan görmüş. Sana ben maç bitti sana kurban olurum ya. Vallahi sana kurban olurum. Vallahi bunda şey yapıyoruz değil mi? Bir şey yapamıyoruz. Yetersiz aynen kanıt ya, diyoruz. Bu tarz gelen aynen raporlarda biz genelde yetersiz kanıt olarak değerlendiriyoruz. Vallahi keşke kanıtın olsaydı yazdım. Ben bunu yetersiz kanıtla yolluyorum. Ulan neyse daha yapmayacağım da keşke bunda da olsaydı ya. Arkadaşlar şimdi bir de Instagram postunu vesaire yapacağız. Ondan sonrasında da sıralamadaki hilecileri banlayacağız. Mesela şimdi bugün paylaşılacak olan videoyu, 23 Nisan'da paylaşılacak olan videoyu hemen ilk biz görüyoruz. Çünkü ben çocuk başkanım. Aynen, bugün çocuk başkanımız görüyor. Mükemmel ya. Bakın bugün bunu Instagram PUBG Mobile alt-tr'de paylaşılacakmış. Bu yeni gelen premium sandık bu arada arkadaşlar. Bunun postunu vesaire hazırlayıp bugün Instagram'da paylaşacaklar. Dediğim gibi zaten çekilişe katılmak için PUBG Mobile'in ve benim Instagram'larımı takip etmeniz lazım. Açıklamada zaten onların linkini bırakıyorum. Sırada en çok istediğim kısım var. Sıralamadaki hileciler. O milletin aynen. Fatih olmasını engelleyenler. Ozan Bey, sıralamaya bir kafa atalım mı? Ne dersiniz efendim? Aynen, sıralamaya doğru bir girişelim istiyorsan. Arkadaşlar da bayağı çünkü tepkili oluyor genelde sıralamadaki hilecilere karşı. Ben ama bakalım halledeceğiz. Ben burada tek tek incelemeyeceğim. Çünkü çok fazla vakit alacaktır. Onun yerine PUBG Mobile evet. Daha öncesinde incelemiş ve fark etmişler. Bugün de videoya saklamışlar. Onları inceleyeceğiz. Hemen bir bakayım kimler varmış. Birinci şahısta 10. sırada bir arkadaşımız varmış. Hemencik şöyle iniyorum. Aha bu. Değil mi? Bu. Evet. Bu arkadaşımız bir adet hileciymiş. Böyle. Egoist Pati mi? Ha tövbe dedim. Benim klanımdan bu şey. Fatih'miş. Bunun istatistikleri falan... Maşallahmış zaten. Maşallah varmış bu arkadaşım. Bu arkadaş incelenmiş ve hile olduğu için de banlanacakmış. Arkadaşlar siteye gidip böyle o az önceki siteye girip böyle oradan tek tek banlamayla uğraşmışım ama buradaki mesela hilecileri size göstereceğim. Bir de 18. sıradaki bir arkadaşımız hileciymiş. Çocuğunun resmini koymuş bir de. Ah be. İstatistiklerinin 20 KDA'sı var. Maşallah oyuncuyuz galiba beyefendi. Bu arkadaşımız da 1. sırasından banlananlardan biri oldu. 3. sırasında da 9. sıralamada varmış. Şu. Evet, aynen. Aha Arabik Teyyari. Arabik Teyyari gördüğümü duracaksın zaten. Bir teyit edeceksin. Bu beyefendimiz de hileymiş. İstatistiklerde 25 KDA'sı varmış. Maşallah. Maşallah. Bu arkadaş da incelenmiş PUBG Mobile yetkilileri tarafından ve hile olduğu ortaya çıkmış.
Bir de son 13. sıraya bakayım. O da bir başka, bu sefer Suriyen çıktı. Bunun da KDA'sı 15. Bu da bunun da maşallah varmış. Bunları da efendim PUBG Mobile yetkilileri önceden incelemiş ve banlanmasında bugün az sonra ben videodan sonra yapacağım. Şimdi videoda vakit kaybettirmeyelim. Tabii biz bunları zaten sıralamaları vesaire düzenli olarak hani inceliyoruz. Sıralamadaki işte bu tarz hile kullanımı yapan kişilere gerekli cezalandırmaya uyguluyoruz. Son olarak da 16. sırada yine 3. şahısta bir arkadaşımız varmış arkadaşlar. Şöyle hemen bir profiline giriyorum. İstatistiklerine baktığımızda 14.90 KDA'sı var. Ozan sen bir yetkili olarak bu kadar vurabiliyor musun? Maşallah valla bizde bile abi bu kadar yok yani ama maalesef işte arkadaşlarımız bu kadar vurabiliyorlar. E-sporcular biliyorsun. Bu arada arkadaşlar bunlar birkaç tane örnek sıralamada başka hileciler de var. Yine işlem yapılıyor zaten bunun üzerine. Bunlar bana PUBG Mobile'dekilerin verdikleri örnek. Bazılarını gösterdim ben sadece sizlere. Son olarak ben bir de bu turnuva kartlarını çok merak ediyorum Ozan Bey. Siz turnuvada böyle şekil şukurlu kartlar kullanıyorsunuz. Her şeyi kontrol edebiliyorsunuz falan. Bir onları da deneyelim istiyorum. Olur abi gösterelim direkt. Böyle zaten... sizin bana yolladığınız 30 günlük kartımı şuradan alayım. Ben bunu kendi canlı yayınlarımda kullanırım arkadaşlar. Bilmem artık facebook.com/egoistpati'ye gelirseniz canlı yayınlarda oynarız. Hemen böyle custom room kurma kısmına geliyorum. Aha turnuva odası kur. 29 gün 23 saat 59 dakika boyunca kendi turnuvalarımı yaratabiliyorum arkadaşlar. Hemen bir tane kurayım. Burada bizimkilerden farklı bir şey. Bunlar neymiş böyle? Ben gelişmiş odadaki gibi sanıyordum. Aynen yok. Burası daha farklı. Bu kısım bizim turnuvalarda kullandığımız parametreler. Oo bunlar çok iyi. Bu arada daha da ekstra şeyler var. Bu videoda gördüğünüz her şeyi galiba ilk defa paylaşıyoruz. Aynen evet. Öf çok havalı hissettim. Mesela istersem bunları yapabiliyorduk. İşaret fişeğini kapatabiliyoruz. Red zone'u kapatabiliyoruz. Oyun hasarını azaltabiliyoruz. Aman aman bunlar ne böyle? Nerelere geldik? Bir şey değil mi? İnanılmaz şeyler varmış ha. Arkadaşlar burada kurcalamayalım Burak'cığım. Beni bilmem. Ben bilmem. Burada her şeyle oynayabiliyorum. İstersen bu tarz bir oda kurup orada da maçlar atabiliyoruz arkadaşlar. Evet bu videonun da sonuna geldik. Efsane şeyler yaptık. Çok teşekkür ederim size. Beni 23 Nisan özel böyle süslediğiniz, püslediğiniz için. Valla biz de teşekkür ederiz sana. Böyle bizi de böyle kanalımda ağırladığın için. Güzel bir video oldu birlikte. Arkadaşlar bu arada korona morona muhabbetlerini biliyorsunuz. Lütfen sizden ricam hem benim hem de PUBG Mobile Türkiye'nin ricası. Lütfen bu dönemde evinizden çıkmayınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kendim adına şahsım adına kutluyorum arkadaşlar. Ve ekibin size söyleyecekleri var. 3, 2, 1. 23 Nisan kutlu olsun. Yetkilileri düşürdüğüm hale bak. Çocuk başkan Poçeki'ye havuz yaptıracağım ulan.